otorite ilahi kılavuzluktan yoksun kalırsa ruhsuz bir ceset olur manasına gelir. Yani hani bana öyle bir mülk ver ki, iktidar ver ki benden sonra kimseye nasip olmasın diyor ya. Ey Süleyman, sen araçla amacı değiştirdin burada. Bu nasıl dua? Dercesine. Yani eğer güç ahlakını unutursan, güç senin için bela olur. Ceset olursun manasını alabiliriz. İkincisi, bu cesedin onun tahtına varis olan oğlu olduğu söylenebilir. Ki oğlu Ruhbaam, kendisinin vefatından sonra 931 yılında vefat etti milattan önce. Vefatından hemen sonra kurduğu devlet paramparça oldu. Kurduğu devleti küçümsememek lazım. Yeryüzünün en büyük devletlerinden biriydi. Yani hakim olduğu bölge belki ama Akdeniz'i bir göl haline getirmişti. Yani çünkü Fenikelileri kendi içine katmıştı. Fenikelilerin ta İspanya'da kolonisi vardı. Ta Kartaca'da, Tunus'ta kolonisi vardı. Ta Fas'ta kolonisi vardı. Ta İtalya'da kolonisi vardı. Yani Akdeniz'in her tarafında, adalarda kolonileri vardı Fenikelilerin. Hazreti Süleyman Fenikelileri de içine kattığı için Akdeniz bir göl haline gelmişti. Yemen'den İspanya'ya kadar Hazreti Süleyman'ın hükümranlık alanına giriyordu. Böyle bir devlet paramparça oldu kendisinden sonra. Evet, bu da ceset. Aslında sözün özü bu da değil. Sözün özü şu. Dua eden isterse bir peygamber olsun. O peygamber isterse Sultan Süleyman gibi yeryüzünün cihangiri olsun. O cihangir isterse karaya ve denize, rüzgara ve suya, yeryüzünün ifrit gibi bilgin ve uzmanlarına hükmeden bir padişah olsun. Bütün bunlara sahip olan yeryüzü hükümdarı, tüm tevazu içinde Rabbine yönelip tüm içtenliğiyle yalvarsın. Yalvardığı Allah da el-Vehhab, karşılıksız veren, eşsiz ve benzersiz bağış sahibi olsun. Yine de Allah ilahi kanununu bozma. Kimseye ölümsüz bir mülk verme. Nokta.